ne yapıyor? İkizler ne yapıyor bu Geleceklerinden hafta? endişe ediyormuş sevgili ikizler. Evet. Neden acaba? Tabloyu görelim. Sağlık çok kötü. Şimdi sağlıklı olmak elinizde. Hoppa. Bağışıklık sisteminize önem verin. Bak. Biz bağışıklık sistemimiz nasıl çöküyor biliyor musun? Hastalık yoktur. Hastalığa neden olan duygular, düşünceler ve durumlar vardır. Çok büyük haksızlığa uğradığımızda bağışıklık sistemimiz çöker, grip oluruz. Grip olduğumuzda da deriz ki mikrop aldım. Bilmem ne aldım. Sevgili hocam Şebnem Ekşip'in öğretisidir bana bu. İkinci kez öğretisidir. Kesinlikle ve kesinlikle biz o anda çözülme yaşıyoruz o gripte. Toksini atıyoruz. Geçmişte hatta padişahlar özellikle grip olmak isterlermiş. Çözülme yaşamaları için. Kötü enerjiyi Ama ne dışarıya olmayayım da atmak çözülme de için. yaşamayayım. Yo, yaşa yaşa çözülme. Bak Öyle ben mi? bir çözüldüm ki tam çözüldüm. Ah kilolarım gitti. Çıtır kız oldum. Ayol 47 yaşındayım, fıstık gibiyim. Allah'ıma nazarlardan korusun. Saçlarına da bugün bukleler Ah tabii. mukleler yaptırmış vallahi. Kestirdim. 47 kere maşallah. Ay şükürler olsun Allah'ıma. Tamam. Gelelim şimdi tekrar ikizlere. Sağlık konusunda bak, onların bağışıklık sistemi bağışıklık düşüyor. sistemlerini düşürmemeye çalışmaları lazım. Hmm. Tamam, grip olmuş olabilirsiniz, üzülmeyin. Çözülme yaşıyorum deyin. Neden başıma bu geldi? Hep ben bunları yaşamak zorunda mıyım gibi şikayetlerde bulunmayın. Bu hafta başınıza gelen her türlü sağlıkla ilgili olay bir mesaj verecek size. Bak, kolunuz kırılırsa, Allah göstermesin. sağ kolunuzsa hayatınızdaki erkekle ilgili bir mesaj. Sol tarafsa vücudun sağ tarafı erkek, sol tarafı kadın. Önümüz pozitif taraf, arkamız ense bölümümüzde negatif taraf. Bak bunu niye anlatıyorum? Abdest aldığımız vakitte niye ellerimizi böyle yapıyoruz? Tersten böyle yapmıyoruz. Negatif tarafı enerjisini dengeliyoruz abdeste bile. Şimdi bu hafta tamamen İkizlerin geleceği için endişe yapmaları onların bağışıklık sistemini çökertecek. Bağışıklık sistemi çöktüğünde depresyon yaşayabilir, depresifleşebilir. Efendim sürekli karamsar duygular içerisinde olabilir. Aman bu hafta kimseyi eleştirmeyin. Hele hele çalıştığınız işte, işiniz varsa iş sahibi olabilirsiniz, bir yerde görevli çalışıyor olabilirsiniz. Gözünüzü seveyim, kimseyi kimseye şikayet etmeyin. Hele hele siz biraz dedikodu yapmayı da seven burçlarsınız. Özür diliyorum. Hoppa. Ama ikizler burcu çok sever Nur. Şimdi git ona derdini anlat. Sen oradan kalk. Hemen karşı komşuya geçer. Biliyor musun hayatım, şükretmek için çok sebebimiz var. Nur neler yaşamış neler. Hadi bir kahve yap der. Cevizin yok mu der. Kötülük yapmıyor aslında. Üzülüyor Ay, ya. ikizlerin sabah sabah içini kararttın. Hiç mi güzel bir şey olmuyor hayatlarında? Aşkım bak, en kötü şey birini eleştirmek, gıybet yapmak. Allah bizi düşündüğü için diyor ki kimseyi eleştirmeyin, kınamayın, empati yapın. Dedikodu huyunuzdan vazgeçin. Gözünüzü seveyim, siz onu dedikodu olarak yapmıyorsunuz. Yani diyorsun ki ikizlere Eleştirmek... kınama, kınandığın şeyle sınanırsın. Aynen öyle. Hele bu dolunay haftasında sevgili ikizler, Aman. gözünüzü seveyim. Kimsenin sırrını, size anlattığı derdini kimseye anlatmayın. Üzülüp de anlatabilirsiniz. Çünkü konuşmayı seviyorsunuz. Laf olsun onlara, torba da olsun. Lüzumsuz, gereksiz konuşmalar ile kendi enerjinizi, auranızı karartırsınız. Sonra da hem psikolojik sağlığınızı hem bedensel sağlığınızı bozarsınız. Ondan sonra da ne talihsiz kadınım, oyanın nazarı geldi. Peki aşkı için, Söyleyeceğim. ilişkileri için, evlilikleri için Şimdi çekiyorum oradan ki bak. daha başka bir şeyler anlatsın. Bak şimdi. Evli olan ikizler burcu bu hafta eşlerini başkalarının eşleriyle kıyaslamasın. Kıyaslandığınız takdirde ilişkinizin dengesini bozarsınız. Ona göre. Birlikteliği olan kişiler bu dönem sakın düğün müğün planlamasın. Hangi tarihe kadar? 28 Kasım'dan sonra Ha, planlayın. 28 Kasım. Çünkü aksilikler olabilir efendim. Bu aksiliklerde sizin şevkinizi kırabilir. Bağışıklık sisteminize dikkat ediyorsunuz. Auranızı kirletmiyorsunuz. Önünüze bakıyorsunuz. Kalbiniz boşsa Aralık ayının ilk haftasında kadının en iyisi
Adamın en hası ayağınıza gelecek, merak etmeyin. Yaşasın. Kesinlikle. 28 Kasım itibariyle. Sonrasında. Aralığın ilk haftasında aşk sizin cebinizden çıkacak. Cebinizden ayağınıza gelecek. Spotum. 20 gün daha sık dişini. Evet, spotum sizlere. Tutun. Kimseyi eleştirmeyin. Çeneyi tutun. Çenenizi tutun. Ay, tutun. Çok ağır bir spot oldu bu ama ya. Ama bebeğim bak. Vallahi dedikodu yaptıklarının farkında olmayan birçok ikizler biliyorum ben. Ama istem dışı yapıyorlar. Karakterleri bu. Ne yapsınlar? Yengeçler ne yapıyor?